Mutlu Güvercin TV YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Yayınıma başlamadan önce bu yağmurlu, fırtınalı ve soğuk bir günden ama sıcacık güvercin sever yüreğiyle size bugün bir video çekimi hazırladım, derledim. Onu yayınlayacağım arkadaşlar ama yayınıma geçmeden önce öncelikle siz değerli abonelerime ve kıymetli seyircilerime ve Hollanda'dan kanalımın tanıtımında çok çaba harcayan değerli dostum arkadaşım İsmail 78 adı altında kendi de yayın yapan dostuma selam olsun diyorum. Arkadaşlar bugünkü programda sizi ne bekliyor? Bugün size yeni gelen güvercilerimi tanıtacağım. Güvercilerin gelişiyle birlikte ortaya çıkan küme sıkıntısı oldu. Onu nasıl çözdüm? Onu göreceksiniz. Buyurun birlikte izleyelim arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlarım, az önce beklediğim güvercinlerim geldi. Paslı, boz kirli erkeğimiz çok şahane. Rengi ekrana yansıyor mu bilmiyorum ama böyle hafif kafe krema gibi andıran bir pası var kanatlarına doğru, uçlarına doğru. Döşü zaten paslı. Yukarıdaki dişimiz çok arkadaşlar görünce bunları da istedim. Aslında bir çift diğer bozları da çekeceğim biraz sonra. Onları istemiştim. Arkadaşımız Altay'dan. Ona da buradan selam olsun. Ama bunları da görünce geri çeviremedim. Onları da aldım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. İnşallah kavga yapıp da birbirlerine zarar vermezler ama bir şey başladı. Tabii ki bu bizim küçük horozlanıyor. Bütün kümes ona aitti bunca zaman. Şimdi aşağıdaki küreng erkek. Ama şimdi yeni erkek geldiği için tabii ki pozisyonunu belirtmeye çalışıyor. Bu mekan benim diye ama alışmak zorunda. Başka şansımız yok. Aslında ben bir çift düşünmüştüm. İnşallah arkadaşlar fazla olması olmamıştır. Yani ben çok kalabalık istememiştim normalinde güvercinlerime bakmayın. Zaten ki bak kürek dişini görüyor musunuz arkadaşlar? Beline kadar böyle bir kamburlaştı. Muhtemelen yumurtlaması çok yakın. Civcivini attı 3 gün önce bizim üstümüze arkadaşlar. Ona ben bakıyorum biliyorsunuz. Django'ya. Bu gene yumurtlamaya hazır gibi gözüküyor. Önce bunlar burada bir biraz şey yaptım arkadaşlar, bir temizliklerini yaptım. Şu anda onun için biraz şey yapıyorlar. Kendilerini düzenlemeye çalışıyorlar. Diğerler aşağıda karantinde halen. Onları bakalım, belki de onları aşağıda tutarım 2 hafta filan. Bakacağız onları buraya koyar mıyım, oradan tutarım bilmiyorum yavrularını alana kadar. Bir de bunlar biraz buraya alışsınlar. Ondan sonra zaman zaman güzel videolar arkadaşlar, böyle haftada, iki haftada bir filan yeni gelen güvercinlerle birlikte yeni videolar çekip size aktarırım. Birlikte seyrederiz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bunlar da Ankara kuşlarımız. Bunları da şöyle kısaca bir çekeyim de daha detaylı çekeceğim tabii ki. Bunları buraya ayırdım şimdilik. Bu taraf hepsini koyarsam orada cinayet çıkar. Kavga yaparlar. Bir de üstelik bunları ilaçlamak istedim. Özellikle diğerlerini ilaçlamak buraya koydum. Bunlar ilaçlamak arkadaşlar. Bir iki gün burada gözetim altında tutacağım her ihtimale karşı. Ondan sonra bu ihtimali yukarıya bir tarafa geçireceğim. Eğer buraya da yumurtlarlarsa, burada da şey yaparlarsa, burada da bir yavru alabilirim yani. Daha orada karar vermedim yalnız. Erkeğimiz yukarıda. Çok güzel bir duruşu var, çok güzel bir kuş ve direkt beni saydırıyor, taklıyor da içinde bile. Dişi kuş da aşağıda biraz o genç muhtemelen öbüründen. Evet arkadaşlar bakalım. Bizim kadro büyümeye başladı. Bu arada diskimiz, pardon eski diyorum, kürenk dişisi şu anda yukarıda yuvanın içine girmek üzere. İlk yumurtasını bugün yapmış. Atmış yumurtayı. Dün de zaten belli bayağı bir kamburlaştı çektiğimde hatırlayacak olursanız bir evvelki çekiminde. Bugün de yumurtasını atmış. Şu anda geri
Burasına döndü. Az önce kapattım, hemen güvercin yere indi. Bir kürenk koşa koşa geldi, hemen yerden kovaladı yani. Şimdi bak yukarı uçacaktır %100. Onu oradan kovalayacaktır. Yani bunları bölmem arkadaşlar şart yani. Aslında yazık olacak. Alan geniş, uçuşuyorlar güzel güzel. Daralmalarını istemiyorum ama başka da çarem gözükmüyor. Bakın bu yerde, ama o gözü onda, takip de sürekli yani. Her yere indiğinde onu kovalıyor. Bakın şimdi oraya da gidecek %100. Bakın gitmeye çalışıyor ama Allah'tan biraz hantal, fazla hemen peşinden gidemiyor. O çok hareketli. O şey yapıyor, hemen kaçıyor, kendilerini koruyor. Bakın hemen oradan görebiliyor muyuz? Öbür kuş tam görüntünün şeyine geçti. Görüyor musunuz? Bakın. Gitti. Ona orada yuva kızdırmaya başladığı anda hayvanı oradan kovaladı. Yani demek istediğim şey bu arkadaşlar. Ben buraya bir çözüm bulmam lazım. Eyvallah. Tamam arkadaşlar. Anlaşıldı mesele. Arkadaşlar bugün ilk sabahındayız. Yeni takım güvercininden buraya kaydım aralarına. Ancak bizim miski hayvancağıza rahat vermiyor. O bayağı bir kovalıyor yukarıda. Erkek oraya kaçtı, sığındı. Takip ediyorum ama şimdi ben kafayı açınca durdular. Yani sürekli onu kovalıyor, yem yedirmiyor, yuvaya yaklaştırmıyor. Ama bu yeni gelen güvercinlerim de, taklacılarım da bayağı hemen alıştılar buraya aslında. Kümesi sevdiler. Böyle ne bileyim ben, çiftleşmeye falan başladılar direktmen. Ancak öbür güvercinin buna rahat vermemesi biraz beni tedirgin etti. Bak görüyorsunuz şu anda. Dişi kuş bayağı bir şey yapıyor, tahrik ediyor diyelim erkek kuşu. Bizim boz paslıyı. Ancak acaba şu ortadan salmayı, bölmeyi düşündüm arkadaşlar şimdi. Ortaya şu yukarıdan bu tarafı, ne bu yeni güvercinlerimi koyayım diyorum. Bak bunlar herhalde hazırlar yani. Muhtemelen yer bulsalar, imkanlar olsa yumurtlarlar hemen diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir hazır görünüyorlar. Şu anda da adeta tasdiklercesine söylediklerimi, ne bileyim ben, şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani nasıl yaparım şu anda bir fikrim yok ama ancak bölerek çözebilirim belki arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dışarıyı görüyorsunuz. Ortalıklar sular içinde. Yağmur yağıyor, fırtına var. Bayağı bir durup yağıyor. Şu anda hafiflemiş hali diye biliyorsak ya. Ancak görev sınır tanımıyor. Az önce açtığımda sabahtan bu videoyu dediğim ilk bölümü böyle bir şey düşünmem lazım demiştim arkadaşlar. Çünkü bu yeni gelen çiftlerle kürenkler sürekli kavga yapıyorlardı. Ben de bir çözüm aramıştım. Sonuçta bölmekte buldum çareyi. Yani anlayacağınız, salmayı ortadan tekrardan böldüm. Şimdi kürenkler bir tarafta hapis kaldılar. Yani kapılar da var tabii ki. Onların da giriş kapıları, çıkış kapıları var. Burada da var kapı. O çözüm sıkıntı değil. Ancak şimdi bunlar burada şey kaldılar. Yani serbest, özgür kaldılar. Diğer taklacı bozları yukarıya çıkardım. Aşağı bodrum kattaydılar. Aşağı kafeste görüyorsunuz arkadaşlar fondunu şimdi. Bugün orada kalsa o yuvayı benimsesinler diye orada tutuyorum. Yarın orasını açacağım. Bir ellerini belirlesinler açısından. Daha yeni bitirdim. Yeni keşfediyorlar bir de sağa solu. Alışıyorlar yani. Bu bölmeye daraldığına falan alışıyorlar. Önceden uzundu. Uçuyorlardı bir tarafa bu tarafa. Şimdi uçamayacaklar ama en azından kavga da yapmayacaklar. O anlamda herhalde iyi bir çözüm oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım, eğer beğendiyseniz beğen atarsanız sevinirim. En azından doğru yaptığımı düşünürüm. Bakalım yani nasıl olacak bu iki çift burada. Hiçbir fikrim de yok ama yaşayarak göreceğiz. Yemlerini falan buraya, bu tarafa koyacağım bunların. Yem bile yedirmiyordu kürenk erkeği. Bu kuş, erkek kuş aşağı indikçe onu kovalıyordu sürekli. Ne kendi dişisine konsantre olabiliyor döllemek için, ne de öbürüne yem yediriyordu. Bakalım böyle bir çözüm düşündük arkadaşlar. Nasıl olacağını göreceğiz hep birlikte.
Hayvanlar bir yem yesinler, bir doğuşsunlar, bir kafalarını dinlesinler. Geldi gelir kafa dayak yiyor bize bu yeni erkek. Zavallı. Biraz da küçük o küreng erkeğine göre. Beden olarak. Bakalım işte tünek, bunlar bu tüneklere bayağı rahat çıkıp inip girebiliyor arkadaşlar. Sıkıntı olmuyor. Kürenkler giremiyorlar da bu yer darlığından dolayı. Kürenkler yukarıda uçamıyor. İdi. Ama bunlarda bir sıkıntı yok. Bunlar giriyorlar, çıkıyorlar. Hani pratikler biraz da küçükler tabii ki kürenklere nazaran. O anlamda inşallah iyi bir çözüm yaptık arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ben de bir yağmur havadan biraz dinlenmeye çalışacağım artık. Bayağı bir yoruldum. Aşağı yukarı getir götür muhabbetleri. Eyvallah arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın şimdilik. Arkadaşlar daha halen buradayım. Demden gideyim. Dömütülü gidemedim. Aklıma sürekli bir şeyler geliyor. Şu aşağıya sol tarafta bir şey var. Şu kuşlar konabilsine göre bir şey daha çaktım. İlave ettim sonradan. Çünkü yukarıdan aşağı inerken sıkıntı yaşadılar baktım. Şu anda halen aşağı fişte de bunlar ama onu yaptım. Bir de bu bölmenin bu tarafı biraz sanki aşağısı kapalı bir taraf aşağı bölüm ama zaten şu yarıya kadar kapalıydı arkadaşlar. Şu şeye kadar, hizaya kadar alttan böyle zaten üst tarafı açıktı. Onu da hemen bir naylon bayağı da rüzgarla soğuk olduğu için şimdi rüzgarda kalıp da hastalanmasın diye bu tarafı hemen naylonla kapadı verdim. Geçici olarak tabii ki. Yaza kadar. Böyle kalırsa alt tarafta bir açık yer hala var ama o kadar şey yapmaz. Neden cereyan yapmaz. Geç yan taraf kapalı. Yani oradan bu tarafa cereyan yapmaz kolay kolay ama kuşlar bu bölmede kaldıkları için muhtemelen yukarıdan rüzgar ben içeri girdim defalarca o kadar esmiyor. Yani esiyor hemen hiç esmiyor yukarı bölümlerde ama aşağı bölümlerde yarıya kadar esiyor. Yine de bir rüzgar almak istemediğim için aklıma geldi. Dedim naylon geleyim en azından şimdilik. Böyle bir şey yaptık. Hala yani oyalanıyorum soğukta arkadaşlar. İşte kuş sevgisi bize neler yaptırıyor. Canlı örneğinde görün arkadaşlar. Ama şimdi hakikaten son. Daha bir şey yapmayacağım. Bugün bayağı bir aktif ya çalışma yaptım. Yoruldum da bayağı. Ben istirahata geçiyorum. Size de iyi istirahatlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.